Selamlar gençler, ben Furkan. This War of Mine serimizin ikinci videosuyla yine sizinle birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son evi lootlamıştık, evin her şeyini lootlamıştık. Şimdi gecesi oldu ve bu gecede de Paul ile loot'a çıktık. Hadi bakalım. Yıkılmış villaya geldim. Burada acaba neler olacak? Çünkü içeride yaşlı çiftimiz bulunmakta. Bizi hoşla karşılayacaklarını zannetmiyorum. Şöyle gizli gizli baka baka bir gidelim. Burası temiz. Aşağı bakalım. Aşağı in hemen. Buraya da bir yerde olmalı diyor. Orada bir hanımefendi ya da beyefendi, ikisinden biri var. Böyle alalım çünkü olası bir savaş ihtimaline karşı, onların bize, yani bizi ihtimal ettiği için saldırması ihtimaline karşı dikkatlice birlikte böyle, yani üstümüzü dolduralım. Doldurduktan sonra diğer taraftan ilişki yapması gerekiyor. Dikkatli olursak kişi acele etmeden halledebiliriz. İzleyelim bu ablayı. Şöyle yukarı çık sen. Benim az önce gideceğim yerlerden birisi de orası. Şöyle bir geçelim. Buralar kişilere özel yerler. Şahsi yerler, lootlarken ona göre almamız gerekiyor. Neler varmış? Şunları şöyle bir koyalım. Çünkü takasçının gelmesi yakın. Bu ne? Rulo sigara. Bunu almayacağım. Niye derseniz daha güzel bir sigara şeyi zaten var. Direkt sigara halinde. Onu almak daha mantıklı ama onu bulmak gerekiyor. Böyle bir yer var. Burada da buraya geçtiğimiz zaman saklanmış oluyoruz. O yüzden o yerde de gerekirse kullanacağız. Şöyle bir buzdolabını da bir kurcalayalım. Bakalım ne çıkacak. Kaybedişim yanıma sıkıyor, onu bulacağım demiş ama derken oradan geliyordu yukarı. Hadi bakalım, bize topuk yolu gözükecek gibi. Şöyle bunları atalım. Bunun yerine şekeri alalım. Bu çünkü takasta işe yarıyor. Miktarı çok fazla olduğu için direkt adama veriyoruz. Oradan da çıkıyoruz. Bu neymiş? Konservelenmiş yemek. Çık dedim. Hemen şuraya geç. Ah, görmedi. Aa, buraya geliyor. Beni fark etti. Kocası geliyor. Evet, burada bakın. Yardım edin, imdat diyor. Ya durun, şurada iki eşya bakacaktım ya. Ay, ben de elim ayağıma dolaştı. Buraya bak hemen. Burada ne var? Silah parçası var. Alabildiğimiz bütün materyali alalım üstümüze. Ondan sonra kaçalım hemen. Silahı olma ihtimali var o yüzden. Aa, sen oradan çık. Sen de bütün değil. Ha, bunlar silahsızdı ya, pardon. Bunlar sadece öyle heyecan yapıyor. Neyse, biz çıkışa gidelim. Dayıyla yumruklaşacak halimiz yok. İlerleyen yerlerde silahlı şeyler de gelebilir ama yanlış hatırlamıyorsam bu dayıda silah vardı yani. Herhalde çekmeceden alıp mı geliyordu, öyle bir şeydi ya, neyse. Bakalım üçüncü günün sonunda neler olmuş. Ha, ikinci günün sonunda, üçüncü günün başlangıcında neler olmuş. Evet, iyi mal kaldırdık, doğrudur. Günün özetine bir bakalım. Soyulmuşuz, gece gibi gelip bizim zorla eşyalarımızı almış. Ama ne almış? Hiçbir şey alamamış. Alsaydı burada eşyalar gözüküyordu. Ama Pavlin getirdiği eşyalar bizim işimize çok yarayacak. Şimdi hızlıca başlayalım. Sen ne istiyorsun? Hafif yaralı, çok yorgun, aç. Sen gel Katya, durumlar nasıl sende? Hastalığın iyileşiyor, açmışsın. Bruno gece nöbet tutmuştu ama Bruno'ya bir yemek yaptıralım. Böyle yat, sonra ondan sonra onu yatağa uğurlayalım. Gel bakalım Bruno. Ateş yapacağız. Tüketilebilir eşya ateş diyor. Yakıtımız lazım. Bu yakıtları gördüğünüz gibi değişik değişik eşyalardan yapabiliyoruz. Biz kitap yakalım. Kitap yakmak lazım. Niye? Çünkü ateş lazım. 3 tane kitap bize yeter herhalde. O yüzden kitapları yakalım.
Ay, ay Katya seçiliymiş. Katya sen de gelmişken hazır şuradan böyle bir bunu mu bırakayım? Evet ya bunu bir yükseltelim. Ne eksik? Bu mu eksik? Tüh. Yükseltemedik. Neyse o zaman sen şöyle mutfağa gel. Mutfakta bir topla şimdi yemek yiyelim orada. Şimdi ne yapabilirmişiz? Neye bakıyoruz? Kaç tane? 2 pişmiş et diyor. Her şeyimiz hazır sanırsam. Yap bakalım sen buradan yemek. Karnım duruluyor. Okey. Şu yapsın sonra siz yiyeceksiniz zaten. Ne bu acele? Tam savaştayız değil de yani siz de o kadar şey yapmayın ya. Ye bakalım. Hastalığın daha da iyileşsin. Sen açsın, yorgunsun. Gün nasıl olacak hiç bilmiyorum. Ama bakalım. Zombi gibi yürüyor ya. Gören de sanki şey zanneder. Biraz hasta. Kapıya gelen giden var mı? Hiç. Bir ilacı kullansa acaba iyileşir mi? Çünkü en değerli şeylerden biri Katya takımdaki. Niye dersek? Aha, işte bahsettiğim olay bu. Takasçı geldi ve Katya da mükemmel bir takas yeteneğine sahip olduğu için bakalım bunu düdükleyebileceğiz mi? Hadi ama bütün gün seni bekleyemem diyorsun. Geldik kardeş, ne acele ediyorsun? Ve bakalım neler varmış, ne istiyormuşuz. Bizim eşyalarımız mevcut. Bize ne lazım? Ne demiştik oyunun başında? Bize şu materyaller lazım. Materyalleri kullanacağımız için şöyle bir 12 tane bundan istiyorum. Onun dışında ne verebilirsin abime? Ne vereyim ben de sana? Tahta ver. Tahta iyidir. Şöyle bu hepsini bir takasın, ben de versem ne kabul edermiş bakalım. Ben sana mermi kovanı vereyim. Dalga mı geçiyorsun? Biraz daha ver. Dalga geçiyorum ama biraz daha vermek zorundayım. Şeker vereyim. Biraz böyle hoşnutlaştı şimdi, mesela olmaz birkaç bir şey daha ver diyor. Şeker 10 yapalım sana. Birazcık da su vereyim. Heh, tamam böyle anlaşabiliriz dedi yani. Okeyizdir. Ben bunlara verirsem bir şey kaybetmem. Anlaşalım. İlk takasımızı yaptık. Gel bakayım bir daha sen. Şimdi senden ne alırız, ne veririz? Benim kahvem vardı. Kahveyi ne yaptık biz? Kahve yok. Allah Allah. İlginç. Şey işte herhalde. Gizli gizli. Bize lazım ne var? Lazım. Silah parçası alsam mı ki ya? Silah craftını ben daha tam bilmediğim için almanın ne kadar mantığı var tartışılır. O herhalde atölyeyi yükselttiğimizde silah yapabiliyor hale geleceğiz. Yapalım ya. Silah ver bakalım bana. Ama mermi kovanı verdik adama. Saçmalık da burada. Neyse. Biz bundan yiyecek alalım ya. Yiyecek her zaman lazım olacak. Onun dışında ne lazım olur? Ne lazım olur? Cephane var. Ver o zaman ya, silah malzemesine geçiş yapalım. Çok şey isteyecek bizden ama mecbur yani şey yapacağız. Şekeri suyu var. Bundan alalım 4 parça. Bildiğin şey gibi ya, hani bu eskiciler olur ya, eskici miydi? Aynen eskici, pardon eskici değil, hurdacıydı galiba eskiden. Hani hurdayı alırdı size karşılığında, takasla mandal falan falan verirmişti ya. Onun gibi bir mevzu var şu an. Takaslıyoruz. Çok şey istiyor ama yapacak bir şey yok. Bandajı da ver bakalım. Bandaj lazım olacak çünkü bize. Karşılığında ben sana şimdi ne verebilirim? Elması, mücevheri verelim. Dalga geçiyorum, evet. Kitap vereyim. İki tane de kitap verdim. Şekeri vereceğim sana. Bol bol şeker vereceğim. Ama adam hiç oynamıyor yerinden ya. Hala dalga mı geçiyorsun diyor. Hani eşyaların orantısızlığından bize şu an yamuk yapıyor bu arkadaş. Ne vereyim? Bundan vereyim. Hadi birazcık hoşnutlaştı. Verdim lan. Aha, okey. Kar zarar bakalım. Biz
Bir tane maymuncumuz var, kitap var, şekeri zaten bol bol lootlayabiliyoruz. Mücevher de zaten bize lazım değil. Zaten diyor ki bir parça mücevher takas için değerli bir eşya diyor. Zaten sadece takas için kullanacağımızdan. Bu materyalleri bence bunlar değer yani. Anlaşalım. Hadi eyvallah, kendine iyi bak. Kapıyı bir kapatalım, ben seni beklemiyorum. Mevzu bitti çünkü. Evet, şimdi güzel bir takas yaptık. Takastan ne kadar karlı çıktık bilmiyorum ama şimdi şu şeyi bir upgrade edelim. Seviyesini arttıralım. Ne lazımmış? Bunlar lazım. Yapalım. Sen mi yapacaksın? Sen buraya geliyordun. Seni upgrade etmek için bayağı da bileşen lazım. Bileşen bunu upgrade de ileride edelim o zaman. Şimdi sen burada neler yapabilirsin bize lazım? Silah yapabiliyormuş bıçak. Ama bu silah parçalarını ben bıçağa harcamak istemiyorum. Çünkü adamın elinde pompalı var. Ben ona bıçakla saldırınca tak diye tek atıp geçiyor. Hiç ona ulaşmayalım. Bu şeyi yükselsin. Ondan sonra günü hızlıca bitirip şey yapalım. Bu neymiş? Bu özellik herhalde yeni gelmiş. Ben çünkü hatırlamıyorum böyle bir şey olduğunu. Rüyasında yemek mi görüyor yani? Aşıktan. Şimdi burada yükselttik, neler yapabiliyoruz yeni. Evet, kapıları onarabiliyoruz. Yapalım. İlk onarımı nereye yapıyorsun? Buraya mı yapıyorsun? Buraya yapıyor büyük ihtimal. Evet, sen onu yap. Sen gel bakalım başka neler yapabiliyormuşuz elimizdeki craft malzemeleriyle. Hemen bakalım. Hayvan kapanı, bundan yemek yapabiliyoruz. Yemek geliyor ama bunu ben pek sevmediğim için yapmayacağım. Bitki atölyesi diyor ki bitkisel ilaçlar, sargı bezi, kalitesiz sigara hazırlayabileceğimiz bir çalışma masası. Bunu yapalım. Bunu yapalım. Niye dersek bu sargı bezini hem takasta hem de normal şeyde cidden çok güzel bir şekilde kullanabiliyoruz ki benim oyunda da en sevdiğim şey sargı bezi. Sen daha neyi bekliyorsun? Hadi git. Senin işimiz yok. Kazıklıyorsun zaten bize sürekli. O yüzden senlik bir mevzu yok. Hacı abi. Bunları yapalım. Geceliğin lütumuza çıkalım. Lütu da yapıp geri gelelim. Ondan sonra da bakalım artık. Evet, bitki atölyemizi yaptık. Ne lazım? Sargı bezi için bize lazım olan şey saf alkol lazım. Bileşen lazım. Bitki lazım. Bitkimiz zaten var. Ama şey yok. Neydi onun adı? Alkol yok ve bileşenimiz zaten az. Aslında adımda kalan bileşenleri alsam mı ki ya? Yani değecekse almak mantıklı olabilir aslında ama biz bir gidip bakalım bir ya. Dur sen kaçma. Ben seninle bir iletişime geçeyim. Gün zaten daraldı, az kaldı. Bitmeden hemen şöyle kapıyı açalım. Tamam. Geldik. Sende ne kadar daha bileşen kalmış? 5 tane. Ver bakayım bunu sen. Onun üstüne bir de şunlardan ver. Bunları tamirde kullanacağız. Bir de tahta ver 2 tane. Onun dışında senden alacağım bir şey yok. Ben sana ne vereyim? Su vereyim. 4 tane su. Bir tane bitki yemedi. Şeker vereyim. Sen damla istiyorsun be. Ne vereyim? Okey, hadi eyvallah. Bugün seninki işimiz bitti. Bu arkadaş bir daha ne zaman gelir bilmiyoruz. Böyle rastgele gün içerisinde geliyor. Gel buraya. Biz ne yapacaktık ya? Ne için istemiştim ben bunu? Ha, normal bir item olsun üstümüze, şey olsun diye. Günü bitirebiliriz. Elimizdeki malzemeler belli. Yapacağımız bir şey yok. Ve geceliğin luta çıkalım. Şimdi kim ne yapıyor? Paul aç ve yorgunmuş. Bruno aç, hafif yaralı, yorgun. Sen yatakta uyu Bruno. Sen yağmaya çık. Şeyde Paul da nöbette dursun. Yıkılmış villaya gitmiştik. Küçük apartman binası. Bakın burada diyor ki dikkatli olmanız tavsiye edilir. Yani burada silahlı adam karşımıza çıkma ihtimali var. Ama çok miktarda yiyecek, bolca ilaç, çok miktarda silah ve çok miktarda da parça varmış. Buraya gidelim ya, bombalanmış okula gidelim çünkü ilaç yiyecek, bizim işimizi görecek. Burada ne kadar lazım olur bilmiyorum ama maymuncuk alacağım yanıma bir tane. Ne olur ne olmaz. Kilitli yer varsa açmak için.
Evet, geldik okulumuza. Ne diyor ki? Duydum ki bombalandığı sırada derstelermiş zavallı çocuklar. Evet, yani savaş sırasında, hayır, ders sırasında savaşta burası bombalanmış. Ve çocukların durumunu az çok düşünebiliriz. Yukarıda birisi var. Hareketli birisi var. Ayak seslerinin şeyi geliyor. Ama dikkatli olmanız tavsiye edilir demediği için tehlikeli bir bölge değil burası. Hiçbir şey yokmuş, vay anasını. Bakın ne diyor, burası da boş. O adam zaten, adam da geliyor bize doğru. Burası kilitli. Arkadan kırmak gerekiyor. Hemen şuraya da bakalım. Niye bu kadar az çıkıyor ya? Çok bereketsiz bir yermiş. Şu yukarıda ne varmış merak ettim. Ha, fareymiş ya. Adam zannettik. Biraz burada vakitimizi harcayacağız. Bu molozları da hızlıca açmak için kürek yapmamız gerekiyor ama kürek için malzeme harcamadık. Aslında yapılabilir ama yaptığımız zaman da bu sefer sırt çantamızdaki yerler şey oluyor, doluyor. Bunu da zaten istemiyoruz ki en fazla loot'u en fazla şekilde yapabilelim. Sonuçta savaştayız, bize lazım olan şeyler belli. Loot'umuzu ona göre yapacağız. Buradaki ayak sesleri, sesler bayağı arttı. Herhalde fareler güreşiyor. Başka bir açıklaması olamaz. Hey gayret, hadi. Haydi bacım, haydi. Kürek olsaydı hemen şu an kalmış, karşı tarafı lootluyor olurduk. Şöyle biz bir eve göz atalım göz ucuyla. Baya büyük burası ya. Baksanıza da o. Ben burayı lootlayana kadar zaten ben buraya, hani diğer gece de buraya gelsem içimden çok fazla loot kaldırabilirim. Bu da yavaş yavaş bitiyor, %75'in 80'i bitti. Bakalım buralardan ne çıkacak. Burası da kapalı ya. Of, aşağıda da uzun süre bir kalacağız. Bak burayı sevmedim. Bu yüzden kürekle gelmek lazımmış. Ben şeyle geldim. Maymuncukla geldim. Geldim ama şey olmayacak. İyi bari azından materyal çıktı. Burayı zaten... Ha. Kapının arkasından geldiğimiz için kapıyı önden kırmıyoruz. Bu tahtaları elimizde de sökebiliyoruz. Güzel. Güzel güzel. Burada ne varmış? Bak bakalım. Hep eşya çıkıyor ya. Herhalde o ilaç milaç hep aşağıda. Ecza dolabı aşağıda. Demek ki buralardan böyle craft itemleri toplayacağız. Bunları da alalım. Sen çık. Bunlar çünkü bir tane var. Alternatifini bulamazsak kaldık. Taş bakalım buradan ne çıkacak. Gene aynı, gene aynı. Hiç değerli bir eşya bulamadık ya. Burayı da kır. Hep craft malzemesi çıktı. Onlar da lazım ama onları takaslı ve almak daha mantıklı. Hoş, ben sadece bir geceyi craft malzemesine ayırmak da mantıklı ama işte insan daha güzel şeyler istiyor. Aa, inşallah burayı ne yapacağım? Testler olmadan açamam. Okey. Orada zaten güzel şeyler var ki belli ki oraya bir sürü şey yığmışlar. Burada ne var? Gene. Bunu artık maymuncuğu bırakalım bari. O kadar çok şey çıktı ki. Neydi onun adı? Orada bir şey var. Aha. Aha, sen kimsin? Ha, bu deli. Derdin ne? Evet, dostlarıma daima güvenilebilirsin demiş. Sen de konuşamıyor muyuz? Okey. Çok da lazım değilsin zaten. Burada da bir tane beyefendi var. Biz gelince bana ayaklandı. Ayaklanmak hiç çözüm değil. Buraya da bakalım. Gün daralıyor. Yaklaşık bir 4 dakikamız mı saatimiz mi ne kaldı? Bunları savaştaydılar. Aha, yemek dolabını bulduk. Güzel. Çok güzel. De yemek çıkmadı yine içinden ya. Şaka gibi. O zaman şöyle sizi verelim. Bunun yerine su alalım. Çık. Kaç olmuş ki? 40 olmuş.
Yukarıda da birisi var. Teyzem, teyzem. Kocasıyla birlikte eski günleri özledim diyor. Eski günler eskide kaldı. Bakalım. Artık savaş var. Ha, buradaki amcalara... Aa, bir dakika, bir dakika. Bizim eşyalarımıza dokunmadı. Eğer bunları alırsan bunlar beni burada tokatlayabilirler. O yüzden elleşmedim dayı. Tamam, al senin olsun eşyan. Ama geleceğim oraya. Silah alınca geleceğim. Çünkü hayatta kalma oyunu bu. Kusura bakmayacaksınız artık. Evet, buradan ilaçla sargı bezi çıktı. Bitkisel ilaç siz de alalım. Ne işe yaradığınızı bilmiyorum ama onu da ileride craft'ta kullanırız. Biz bence çıkışa koşalım. Otomatik. Çünkü gün daraldı. Eve geç kalıyoruz. Ölmek de istemeyiz. İnşallah düşündüğüm şeyi yapmaz. Yaparsa çok özür dilerim. Bakalım ne yapacak. Heh, hayır. Bakayım. Evet, güzel. O kazma mevzu... Eyvah eyvah. Eğer burayı kazmaya başlarsa durmayayım. Çünkü gün çok daraldı. Ha, iyi, güzel. Buradan çıkabiliyormuşuz. Geldiği gibi geri gidiyor ya. Ben bayağı gelmişim zaten. Maşallah evin der yerini löp löp diye çıkabiliyor. Bayan olmasına karşın. Evet, o şeyden de çıkabildik güvenli bir şekilde. Katil geri döndü. Bakalım saldırmışlar mı bize. Dördüncü güne başladık. Saldırı olup olmadığını da bakalım. Ve ben artık videoyu sonlandırayım. İyi, mal kaldırdık. Evet, ilaç geldi ya. Haklısın Katya kardeşim. Evet, gece sakinmiş. Saldırı olmamış. Gayet güzel bir loot yapıp evimize döndük. Bir dahaki takasta adama artık belli başlı şeyler verebiliriz. Son olarak şunu söyleyeyim. Her şeyden sonra burada biyografi yazıyor bunlar. Dördüncü gün falan diye. Keşke arkadaşlarım yardım edebilseydim. Çok aç görünüyorlar. Bunun yani morali biraz düşüyor. Çünkü arkadaşları aç. Bu da diyor ki şehirde çay van kaldı mı? O kadar açayım ki o fareyi bile, güvercini bile yiyebilirim. Zaten sen hep açsın. Seni buyurmak mümkün değil. O yüzden böyle bir biyografisi var. Evet gençler, bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda bakalım kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.